Çözüm sürecinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sürecin banisidir, takipçisidir. Bundan sonra da bu sürecin başarıya ulaşması yine onun ortaya koyduğu irade sayesinde devletin başı olarak sağlayacağı koordinasyon ile mümkün olacaktır. Bu noktada son günlerde zaman zaman adeta Sayın Cumhurbaşkanımızı çözüm sürecinin karşısındaymış gibi göstermeye çalışanların çabalarının beyhude bir çaba olduğunun altını burada tekrar çizmek isterim. Şu aşamada da en önemli konu artık silahların tamamen susması, yani terör örgütünün silah bırakmasıdır. Uygulama noktasında netice alınır, tam bir silahsızlanma ortamına geçilirse zaten süreç amacına ulaşmış demektir. Şu anda bizim de, hükümetin de, bütün sürecin aktörlerinin en önemli önceliği de budur. Bilgilendirme konusunda elbette gerek Sayın Başbakanımız, gerekse diğer arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızı elbette bilgilendirmektedir. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili bir trafiği, teması olmamıştır. Zaten konuyla ilgili Sayın Başbakanımız gerekli açıklamaları yaptığı için doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamını da ilgilendiren bir konu değildir. Başkanlık sistemiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kampanya sürecinde de dile getirdi. Şu anda da yoğun bir şekilde dile getiriyor. Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 2015 7 Haziran seçimleri beyannamesine başkanlık sistemini alıp almayacağını Sayın Başbakanımız beyannameyi ve kampanyayı açıkladığı zaman hep birlikte öğreneceğiz. Onlardan duymak daha isabetli olur diye düşünüyorum.